أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمنين Muhterem Müslümanlar, Ramazan'dan evvel bir müddet namaz kılmanın ehemmiyetini, namaz kılmayanların cezalarını açıklıkla anlatmaya devam etmiştik. Ramazan-ı Şerif içinde de Ramazan orucunun mana ve önemini yine izah etmeye devam etmiştik. Bugün de zekat vermenin ehemmiyetini, zekat vermemenin cezasını ve cehennemini birkaç ayet-i celile ile izah etmeye devam edeceğiz. Efendiler, bilindiği gibi biz müminler ve Müslümanlar yeryüzüne bir gaye için getirilmiş bulunuyoruz. Bir gaye için yaratılmışız. Bir maksat için yere atılmışız. Müslüman yeryüzünde başıboş dolaşamaz. Müslüman boş yere servet sahibi olamaz. Müslüman gayesiz gayesiz dolaşamaz. Müslüman taharetsiz ve ibadetsiz kaldırımları ve caddeleri aşındıramaz. Mümin Allahsız nefes tüketemez. Mümin imansız bir kalbe havayı pompalayamaz. Mümin şuursuz dolaşamaz. Mümin kulağını Allah'tan başkasına veremez. Mümin gözüyle hakkı görmekten başka bir şeyi göremez. Mümin Allah'a gitmekten başka bir yere gidemez. Mümin Allah'ın rızasını aramaktan başka bir şey arayamaz. Mümin inna lillah ve inna ileyhi raciun diyen bir askerdir. Allah'ın askeri olacaktır. O halde neden cennetten çıkarılmışız? Bizim ceddimiz Hazreti Adem aleyhisselam niçin cennetten çıkarılmıştır? Bunun sebepleri ve hikmetleri üzerine uzun durmayacağım. Sadece şu kadar söyleyeceğim ki, cennetten çıkmasının bir hikmeti ve sebebi tekrar cennete dönmek içindir. O vesileyle, o sebeple, o sır ve hikmetle dünyaya çıkmış olduk ki imtihana tabi tutunalım. Geçen ders anlattım. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ السَّابِرِينَ ayetiyle anlattım ki, yeryüzüne imtihan gayesiyle atılmışız. Hazreti Adem'in cennetten çıkarılışının sebebi bu. Ve bu cennetten çıkmak demek, cennetten ebediyen mahrum olmak demek değil. Tekrar cennete dönmek için bu savaş meydanına, bu mihnet meydanına, bu imtihan sahasına yeniden atılmış bulunuyoruz. Gaye bu, maksat bu. O halde ey Müslüman, senin vatanı aslin cennettir. Senin babanın, senin dedenin, senin ceddin, ceddin Hazreti Adem aleyhissalatu vesselamın vatanı aslisi cennet idi, cennetten çıkmıştı. Biz de onun soyundan olduğumuza göre bizim de baba vatanımız, asıl vatanımız cennettir. Bu dünya asıl vatan değildir. Bu dünya bir misafirhanedir. Tekrar bütün davamız ve kavgamız, bütün gayemiz ve gayretimiz yeniden asli vatanımız olan cennete tekrar dönmek olacaktır. İşte gaye bu. Onun için yolunu tespit etmeye ihtiyacım var. Onun için 124 bin peygamber geldi. Onun için
bütün kainata ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin sıfatıyla yeryüzüne bütün kevni mekana bunun için Hazreti Muhammed Mustafa geldi aleyhissalatü vesselam. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan geldi. Yol göstermek için, bu gayeyi ihtar etmek için, bu davayı anlatmak için, sokak sokak boşuna hayat tüketmemek için. Ey Müslüman! Ey Müslüman! Sen dünyada gayesiz ve manasız dolaşmaya gelmedin. Görmez misin ki yeryüzünde her şeyin bir istikameti var. Senin icat ettiğin bir otomobilin bile bir direksiyonu var. En küçük mahluk diye baktığın karıncaların bir yolu var. İğrenerek, nefret ederek baktığın sümüklü böceğin bile kendisi giderken arkasından yapışkan bir yolu var. Leyleklerin yolu var. Bal arısının yolu var, yılanların yolu var, her şeyin yolu var da senin yolun hangi yoldur? Sen hangi yola gideceksin? Senin direksiyonun yok mu? Senin istikametin yok mu? Senin bir hedefin, senin bir yönün yok mu Müslüman? Ey gazinolarda, ey kahvehanelerde, ey meyhanelerde ömrünü tüketen biçare kardeşim! Sen yeryüzüne serhoş olmaya mı geldin? Sen yeryüzüne serkeş olmaya mı geldin? Ey kaldırımları aşındıran insan! Ey dudağında sigarayla Ramazan günü Allah'a isyan eden insan! Sen bunun için mi kainata geldin? Sen bunun için mi insan olarak yaratıldın? Senin hayvandan farkın yok mu? Hayvanlar 24 saat yemek ve içmekte kusur etmezler. Sen Müslümansın, Ramazan günü hayvandan ayrılacaksın, imsakten ve iftara kadar yemekten içmekten kesilip insan olduğunu idrak edeceksin. Sen üstün sıfatlarla yaratılmış insan, sen Allah'ın en büyük sanatını, Allah'ın insan dediği sanatını yeryüzüne getirmekte vazifeli olan kadın, sen ey kadın kaldırımlarda sırtına kadar soyunarak bacağına geçirdiğin kot pantolonlarla vücudunun en mahrem noktalarını açığa vurmak suretiyle milletin gençliğini fuhşiyata ve zinaya çekmek için mi geldin? Sen bunun için mi kadın oldun? Sen şehvetine mahkum mu kalacaksın? Ey servet sahipleri! Ey apartman sahipleri! Siz taştan ve topraktan mamul bir hayatı mı istiyorsunuz? Siz hangi köşkün sahibi, hangi malikanenin sahibi, hangi sarayın, villanın, hangi apartmanın sahibi olursanız olun, en sonunda ölür ölmez boyunuzun ölçüsüne göre bir tabutun içine gömüleceğinize inanmıyor musunuz? Ve kupkuru bir toprağın sinesine, kupkuru bir toprağın bağrına emanet edileceğinize inanmıyor musunuz? Toprağa gömdüğünüz insanlardan ibret almıyor musunuz? Ecdadınızdan, aranızdan ayrılanlardan, mezarın içine gömdüğünüz, kabrin içine defnettiğiniz bütün insanlardan hiçbir ibret almıyorsunuz. Hiçbir hikmete gelmiyorsunuz, hiçbir el salmıyorsunuz. Durmadan dünya malı toplayıp devam ediyorsunuz. Allah'ın azabını kazanıyorsunuz. Allah'ın gazabını celbediyorsunuz. Ve Allahu Azimüşşan'ın rızası yerine, rahmeti ve cemali yerine en ağır ithamlara, en ağır cezalara bilerek yaklaşmaya devam ediyorsunuz. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ وَخْلَدَهِ Sırrının, azabının muhatabı mı olmak istiyorsunuz? Onlar ki fakir fukarayla alay ederler,
göz ve kaş oyunlarıyla insanları alay